haber ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. İkili oyun programıyla karşınızdayız. Sevgili Samet Zinciroğlu ile birlikte Bursa Spor gündemini değerlendireceğiz. Evet Samet, hoş geldin. Hoş bulduk Tolga. Nasıl geçti hafta? İyiyim ben, yani güzel geçti hafta. Yorucuydu biraz. Program öyle öncesi mi? Sana da bahsettim biraz. Oğlumla ilgili biraz hastalık sorunları vardı. İki gündür biraz yorgun geçiyor ama Bursa Spor'da da işler çok iyi gitmediği için üst üste bindi diyebiliriz. Çok dertler. Güzel, çok güzel bağladın. Evet. Yani ya şöyle bir durum var yine. Tabii ki yine gündemde konuşacak konularımız var. Çok işte fazla var. Maç var. İsmail Ertekin, Tahsin Tam gelişmesi oldu. Evet. Yani önemli gelişmeler yaşandı. Biz herhalde hani birazcık daha kaseti geri sararsak olacakları yine bir gün önceden söylemiştik ikili oyunda. Hatırlayacaksın Salı günü. Bursa Spor'un şu an bir teknik direktör aramadığını, zaten evet, evet, arasa bile şu anda herhangi bir teknik direktörün Bursa Spor'a gelmeyeceğini, gerçekçi düşündüğün zaman romantik değil, gelecek bir ismin olduğunu, onun da İsmail Ertekin olduğu sürece oraya gelmeyeceğini söylemiştik. Zaten herhalde bizim program bitti geçtiğimiz hafta Salı günü. 1-2 saat içerisinde. Aynen. Niye tam bilmiyorum. 2 saat sonra böyle. Ya çok kurumsal yönetildiği için Bursa Spor Kulübü'nün sosyal medya hesapları gece 11-11.30'da yanlış 11'den hatırlamıyorsam. O civarda açıklandı işte, çok sürpriz bir gelişme olduğu için İsmail Ertekin'in devam edeceği yanlış anımsamıyorsam. Yani böyle açıklamaları yaparken birazcık medya departmanının gazeteleri, televizyonları, radyoları düşünmesi lazım. Çünkü sabah öğlene geldiğiniz zaman o haber bayatlıyor. Yönetim kurulu toplantıları gece oluyor olabilir. Bu açıklamayı sabah yaparsınız yani Bursa Spor'un. Ya zaten olacaklar belli. Hı-hı. Hani sanki o dakika mı hani İsmail Ertekin'e bildirildi. Hı-hı. Sallıyorum hani bunu. Ne yaptı? Koçta eşofmanları giydi, sahaya mı çıktı? Şu an benim anlamadığım bir şey var. Sana soracağım. Belki sen bana açıklarsın. Şimdi normalde işte sportif direktörlük makamı, teknik direktörlük makamını belirliyor. Evet. İsmail Ertekin sportif direktörlükten istifa etti mi? Yoksa kendisini teknik direktörlüğe mi getirdi? Tam olarak oradaki ben... Çünkü İsmail Ertekin göreve getirilmiştir. Fakat öncesinde o zaman sportif direktörlük görevinden istifa etmesi gerekiyor. Ya zaten. Peki şu anda o görevde kim var sportif direktörlük görevinde? Bence yoksa o görev İsmail Ertekin kulübe gelsin diye yaratılmış bir görev miydi? Bence de öyle oldu. Hani bunu bilmiyorum, yedek plan mı diyeyim artık, ikinci plan mı? Hani Tahsin Hoca olmazsa İsmail Ertekin'in süreci, hani elimizde koz olsun diye düşündü herhalde yönetim. Çünkü biz seninle programa başladığımızdan beri burada eleştiriyoruz zaten İsmail Ertekin'in pasif durumunu. Niye? Ya sportif direktör olarak geldiyseniz siz teknik direktörü belirlersiniz. İşte teknik direktörü görevden alırsınız, yeni teknik direktör arayışına geçersiniz diye bunları durmadan anlattık. Ama Tahsin Tam'ın ayrılışında da İsmail Ertekin'in herhangi bir etkisi, kararı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu göreve geldiğinde zaten bence pusuda bekliyordu. Bursa Spor biliyorsun Düzce Spor'la berabere kaldı. Yani çok çok da öyle bir umut vadeden bir oyun oynamadı. Enver'in ben hatırladığım bir pozisyon var. İşte belki vursa, golü atsa şansa kazanabilirdi Bursa Spor maçı da. Yine sağ S'leri konuşuyoruz. Yapsa, etse, olsa. Ya, yani aslında sağ içine gelmeden önce biraz da İsmail Ertekin ve Tas. İşte, ya aslında isimlerden bağımsız olarak. Ama çok teknik mutluydu. Direktörlük, sportif direktörlük makamının. Hani yine bizi izleyen takipçilerimiz bilecektir. Bunu tahmin tabii edeceklerdir. Zaten biz maçlar başlamadan aslında sadece biz değil yani. Birazcık bu camiayı okuyabilen. Birazcık hani medya okuryazarlığı yapabilen, futboldan da anlamasına gerek yok. Hani yok, birazcık bu camianın dinamiklerini bilen der ki, yanlış anlamasın kimse buradan, amiyane bir tabir kullanacağım. Yani İsmail Ertekin'in step ne olduğunu. Tabii, yani zaten biz bunu konuşmuştuk. Aynen hani öyle. Yarın öbür gün paralarla ilgili ne bileyim maddi durum olur, sağ sonuçları iyi gitmek iyi gitmez, Tahsin Tam yola devam etmeyiz. Bu çok belliydi zaten. Çok bile kaldığını konuşmuştuk geçtiğimiz tabii hafta. Hoca aramayalım sezon içerisinde. İsmail Ertekin var. Madem ben şunu anlamıyorum yani. Yine belki sen anlamışsındır. Bana lütfen anlat. İsmail Ertekin bu görev için düşünülüyorsa eğer neden sportif direktörlüğe getirildi? Teknik direktör olarak devam edilseydi, böyle bir makamda düşünülüyorsa yine o makamda kalsaydı. Ne bileyim şu anda Bursa Spor'un 17 antrenörü, işte Serkan Hoca var, Serkan Turkay var örnek veriyorum. Hı hı. Başka hocalar var, ne bileyim genç isimler var. Sportif direktör olarak birini getirseydi oraya teknik direktörlük makamına, yine kendisi karar alıcı olsaydı ama saha içerisine karışmasaydı. Madem saha içerisine karışmak istiyoruz, niye sportif direktörlük görevini kabul ettik?
Ya Samet, yani orada ben şunu anlamıyorum ya. Bu kadar basit olmamalı. Bu kadar kolay oyuncak. Şu an mesela sportif direktörlük makamı niye boş? Boş. Niye boş? Neden değil mi? Böyle bir şey getirdi yönetim sezon başında. Doğru hamleler denildi, doğru şeyler denildi. Bir anda boş kaldı orası. İstifa etmiştir diye düşünmüyorum ben. Yani o şeyi bıraktığını belki ikisini birlikte götürüyor şu anda. Bir de bugün Samet yayına girmeden önce bizim bir kulüpten bir açıklama yapıldı. Basın grubuna onu hatırlatayım. İsmail Ertekin'in teknik heyeti işte teknik direktör İsmail Ertekin'in teknik kadrosu belli oldu. Yardımcı antrenörleri Sinan Hoca vardı zaten Tahsin Tam'ın ekibinde. İsmail Ertekin'le Balıkesir'de, Bandırma'da birçok yerde çalışmıştı. Devam ediyor. Okan Yılmaz getirildi ekstra. Bir de Yalçın Gündüz getirildi. Yani ben Yalçın Gündüz kararını anlamadım mesela. Bak sportif direktör olarak belki onu getirebilirdiniz o zaman. Çünkü yaş olarak da hiç şey değil, genç bir antrenör değil. Bursa için evet, Bursa Spor tarihinde önemli isim Yalçın Gündüz ama İsmail Ertekin'in yardımcı olacak artık bu durumdaki bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Kaleci antrenörü Ahmet Kuzaltı, analiz antrenörü Şenol Tüfekçi, atletik performans antrenörü de Cemal Yıldız. Onu da bilirsin sen, Giresunspor'a gitmişti Hakan Kereş'in. Altyapıdan da Bursa Spor'da da Mustafa Er'le falan çalıştığı dönemler olmuştu. Altyapıda da çok fazla görevler almıştı. Yuvasına döndüğüne dair bir paylaşım da yapmış zaten. Cemal Hoca'nın da dönmesi ama diyor mu Okan Yılmaz'ın bak belki dönmesi Okan önemli. Okan Yılmaz'ın tam olarak görev tanımı nedir? Direkt yardımcı antrenör. Yardımcı antrenör. Ya herhalde gençlere işte gol çalıştıracak. Çünkü Bursa'da çok büyük gol sorunu var. Bilmiyorum katkısı olur diye düşünüyorum ben Okan Hoca'nın ama yani bu yapılanmalar çok çok bana enteresan geliyor. Yani Yalçın Hoca'yı ben anlamadım. Diyor mu sportif mantıken baktığında ya hoca olarak getirirsin oraya yardımcı hoca getireceğine ya da sportif direktörümüz dersin ki Yalçın Hoca oldu. Ama işte bunlar maalesef altyapıda da aynı şeyler olmuştu. Bir anda Hakan Cenkçiler gitti. İyidir, kötüdür, başarıdır, başarısız diye şey yapmazsın. Faruk Korkmaz geldi. Neden? İsmail Ertekin'in iyi olduğu için. İsmail Ertekin tek aldığı karar geldiği günden beri altyapı hocasının kendi yakın olduğu arkadaş çevresinden birilerini getirdi. Bu neye yol açıyor? Yarın öbür gün İsmail Hoca istifa etti. Yine Tahsin Hoca gibi iyi bir teklif aldı diyelim. Tahsin Hoca gibi Bursa Spor'u bırakıp gitti diyelim. Ne olacak? Yeni birisi gelecek. İşte benim antrenörüm gelsin diyecek. Tabii. Benim yardımcı antrenörüm gelsin. Vakıfköy'e benim bildiğim isim gelsin diyecek. E hani amacımız sadece Bursa Spor'un menfaatleriydi. Sadece Bursa Spor önemli olan kişiler değil, kurumlardı. Hani yine liyakatı biraz göz ardı ediyoruz gibi. %100 ediliyor. Yani diyorum ya ben... Hani şey oluyor maalesef işte Bursa Sporlu kim var çevremizde? İşte Tolga var. Tolga gelsin. Kim var? Samet var. Ya Samet gelsin. Tamam da yarın öbür gün şimdi daha önceki tecrübeler ne? En son ne zaman profesyonel bir takımda görev almış oradaki isimler? Tabii. Veya hani böyle bir şu an kimse farkında değil ama herkes şunun derdinde herhalde. Bursa Spor kapanmadan önce ben CV'me Bursa Spor'da çalıştı yazdırayım. Öyle duruyor şu anda. Bursa Spor'da yardımcı antrenör oldum. Yani şimdi, Bursa Spor'da teknik direktör oldum. Yanlış anlama Samet. Sallıyorum. İsmail Ertekin bak maçtan sonra oraya geliyordum. Çok mutluydu açıklamanda. Neden mutlu? Bu takım ne olursa olsun. Devre arası bir şeyler oldu ya Tolga, da... Tolga bu takım küme düşer. Doğru... Bak fazla uzatmayalım. Ya, tamam, bu hayır, takım hayır. Zaten küme düşer. Şey tahta açılmazsa devre arası. İsmail Ertekin'le birlikte bahsediyorum ben. Mesela sallandı şey oldu. İsmail Ertekin sonuna kadar kaldı. Düşürdü, düşürmedi ya da 5 maç sonra gitti. Devre arasına gitti. En son çalıştırdığı Bursa Spor olduğu için kendine %100 bak birincilikten takım bulacak. Ben sana o kadar net söyleyeyim. Ya bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar iyi bir senaryo ki. Mesela diyelim ki İsmail Ertekin'le birlikte Bursa Spor küme düştü. Aha. O zaman bile aslında işte böyle bir takımı, şehrimizin takımını yarı yolda bırakmadık. Tabii. İşte biz de küme. Yine avantajlı. Kümede bıraktı İmparator. Tabii. Birazcık böyle takım canlandı. Üst üste 5-6 galibiyet tahta ondan açıldı. Ondan sonra geri döndü. Son iki maç playoff'u kaçırdık. İşte daha erken gelseydi playoff oynardık. Yani çıkartırdı. Zararlı çıkma şansı yok. Yani çok tabii iyi bir, yok yok. Çok iyi bir dönemde denk geldi. Fakat şunu hiç sorgulamıyor kimse. Tahsin Hoca'yı başarısız buluyoruz değil mi teknik evet. direktör olarak? Bir başarısızlık yaparsanız bunun bedeli rütbe atlamak mı olur? Yani ne diyeceğim? Sportif direktörü Bursa Spor'un İsmail Ertekin ya. Aynı gün tabii. açıklandılar. Tahsin Hoca'nın kararını İsmail Ertekin verdi. Öyle olması gerekiyor. Normal şartlarda. Verdiği bir karar başarısız oldu. Kim ya tutmadı kim ne derse desin. Tahsin Hoca'nın heyecanı işte sağ iç hamle taraftarla olan uyumu. Hani yanlış döneme denk geldi olmadı. Kim ya bir şekilde uymadı. İstifa etti. Kovuldu aslında. Çok fazla uzatmayalım. Tabii tabii. Yani yollar ayrıldı. Tahsin Hoca kararını kim verdi? İsmail Ertekin verdi. Bu başarısız bir karar mıydı? Başarısız bir karardı.
başarısız verilen bir kararın sonrasında İsmail Ertekin teknik direktörlük koltuğuna geldi. Yani burada hiçbir matematik yok. Hani yine zayıf bir kurumsallık. Maalesef. Türkiye'de maalesef böyle bir sportif direktörlük makamını böyle hani her an göreve hazır konumda görmek var. İşte Davum vardı Fenerbahçe'de, Aykut Kocaman sportif direktördü. Yani keşke sportif direktörlük yapan işte Deniz Kolgu vardı mesela. Şu an nerede bilmiyorum. Daha farklı haberler çıkmıştı sonrasında onunla ilgili. Yani böyle bir durum var. Sportif direktörlük aman hocamıza bir şey olursa biz devreye girelim koltuğu oldu. Maalesef öyle oldu Samet. Yani diyorum ya bak başarılı olur olmaz ama bu çok yanlış yapılan bir düzen. Her şekilde başarılı. Her şekilde başarılı kabul edildi. Zaten yönetimin en baştan yanlış yaptığını söylüyoruz. Bence yanlışlarını yanlış eklediler. Hangi yönetim? İşte Bursaspor'un yönetimi var mı şu anda? O da sıkıntılı. Yani şu an ben hiç kimseni bilmiyorum. Doğru mesela mudur? İsmail Ertekin'in teknik direktör olmasına kararı kim verdi? Hangi yönetici verdi? Değil mi? Bir cevabın var mı yani? Bunun? Yok şu an. Yani Ömer Furkan Banaz. Bir an önce görevi bırakmak isteyen bir yönetim var. Ama gidiliyor Ömer nasıl? Furkan Banaz'ın en son haberi olmuştur. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu kadar Samet gitmek isteyen yönetim. Bak ben başka bir yerden de eleştireceğim şimdi. Sen de hatırlarsın hemen. Ya inanılmaz gitmek istiyorlar ya. Bırakıyorlar öyle kötüler. Bizi işte taraftar istemiyor. Pozlar nasıldı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede yaptığı kupa töreninde? Direkt orada hemen ondan sonra işte yakın oldukları gazetecilerle birlikte hemen çok önemli görüşmeler yaptı. Özel açıklamalar, Bursa basını, yani direkt gaz alma bunları da çok önemli hakikaten görüşmeler. Buna şey yapıyorlar yani ön ayakta oluyorlar. Ben onlara da üzülüyorum yani. Hemen çok önemli görüşmeler orada Bursaspor'un önü açılacak. Yani ya siz Bursa'ya geliyor görüşemiyorsunuz orada bütün kupaların sergilendiği yerde yani yanlış anlaşılmasın. Diğer takımlarla olan şeyleri gördük. İşte Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın başkanı, Dursun Özbek'le olan fotoğrafları, konuşmaları, diğer başkanlarla işte Trabzonspor başkanı yapılan konuşmaların hepsini gördük değil mi biz Samet orada? Nasıl onlarla nasıl Bursaspor'u, yani sevgili Adnan Batır da bir tweet atmıştı. Bursaspor'a bakış açısı Cumhurbaşkanımızın diğer takımlara bakış açısı. Gülmüyordu bile fotoğrafta çünkü... Hep dertle gidiyorsunuz. Ya yani şöyle söyleyeyim. Zaten son orada... dönemde sıkıntısız son 10 senedir sıkıntısız gidilmiş midir? Her gelen yönetim Ankara'ya gidiyor. TFF başkanı ziyaret, Ankara'ya ziyaret. Hep bir şey istiyorsunuz. Hep bir şey istiyorsunuz. Ama farkındaysan özel bir ziyaret değil. Yani ben tam olarak ne zaman konuşuldu o müjdeler, ne zaman yapıldı çok emin değilim. Yani büyük ihtimalle senaryo şöyle gerçekleşmiştir. Hani bir kupanın önünde bir fotoğraf çekinelim denmiştir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza demişlerdir bu Bursaspor'un başkanı. Büyük ihtimalle yolda görse yes. Normalde pek tanıyacağını normalde sanmıyorum. Normalde görse değil Samet. Cumhurbaşkanının direkt İnegöl'den alıp, İnegöl Belediyesi'ne alıp, Bursa, biliyoruz o dönem Recep Altepe'yi gönderdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ali Raktaş'ı getirdi, Büyükşehir Belediyesi'ne atadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı belediye başkanının yanında çalışan bir isim. Yani Cumhurbaşkanı belediye başkanı bile değil. Sallayacağı bir insan değil. Yanında çalışan bir isim. Maalesef bu yani. Tablo net bir şekilde bu. Ya Bursa Spor'un başkanlık makamının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bursa Spor eğer kurtulacaksa dolu bir başkan olması lazım. %100. Yani şöyle bir başkan olması lazım. Hayatındaki en büyük başarısı Bursa Spor başkanı olmak olmayan. Biri lazım. Yani. Aynen en büyük öyle. Başarısı Bursa Spor başkanı olmak olmayacak. Artık bir şeyleri başarmış. O fotoğrafın içine Bursa Spor başkanı da girecek. Hangi ligde tabii. Olduğu önemli değil. Ali Koç varsa orada. Tabii 5 şampiyonun arasına girecek oraya. Oraya. Hatta 6 şampiyonu. Böyle bir isim lazım. Ömer Bey böyle bir isim mi? Maalesef. Değil. Yönetimde böyle bir isim var mı? Yok. Orada maalesef. Yanında giden isimler de belli orada görürüz. Hepsi maalesef. Yani. Ya poz için gitmişler. Evine astırmışlardır bak onlara pozu. Yani... Büyük ihtimalle bir randevu bile alması zor şu anda Bursa Spor yönetiminin Ankara'dan sözde, diye düşünüyorum. Sözde almışlar, görüşeceklermiş ya ama yani ben danışmanlarına not aldırmıştır büyük ihtimalle. Yani danışmanlar not almıştır ama ne kadar öncelik sırası olmuştur bilemiyorum. İşte böyle durumlarda öncelik olması Samet, için oraya gelirin güçlü ne kadar gitmeniz oldu? Lazım. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Gelir ne kadar oldu bu yönetimin? Bir yıl olacak. Bir yıldır niye alamadılar? Bugün mü bu dertler? Geldiklerinden beri diyorlar ya, biz tahtayı açamıyoruz niye? Kalıcı çözümler, kalıcı şekilde... Bir senedir görüşemediler ya. Buraya geldiler, işte TOG'un burada töreni oldu. Kimler geldi buraya? Gidebildiniz mi? Bursa Spor forması orada hediye edebildiniz mi? Konu o değil o gün orada ama.
Eğer sizin bir ağırlığınız olsa, bir başkanınız orada senin dediğin gibi dolgun, hani bir önemli bir şey, tanınmış bir sima olsa oraya gittiğine bak bakalım, veriyor mu o formayı, vermiyor mu? Bursa'da işte bunun yanında falan diye böyle. Yani biz şimdi şu anda para ihtiyaç olduğu için yapamıyorsun ama ya sallıyorum, namın yürüsün olur ya Samet. Bir sene bedava verelim diye stad isim hakkını, bak şu an gene aklıma geldi. Stadın ismini bir anda öyle değiştirelim. Ya bir sene boyunca bedava olsun. Tutuldu mu? Seneye gidin parayı alın. Bir daha tutmaya. Şu an zaten boş. Şu an zaten boş. Hani diyorum ama bir jest yapın. Bir şey yapın. Deyin ki biz stadımızın ismini devletimize feda olsun deyin. Güzel proje. Bak feda olsun bu sene, TOK Bursa stadı diye geçsin. Yani ya da Bursa'yı da atın. TOK stadı diye olsun bu sene. Ne olur? Güzel ne proje. Kaybedebiliriz hani? Bursa Büyükşehir Belediye Stadı olduğu zaman ne kazanıyor Bursa Spor? TOK stadı olsa ne kazanır? Ama bir şey yaparsınız diyor mu? Bir atılım. Ya hiçbir şey görmüyorum. Ben artık bundan sıkıldım. Yani bak Bursaspor'daki durgunluk, böyle işte hiçbir şey olmaması, Bursaspor'daki pasiflik, şeylik beni yıldırdı ya, bıktırdı artık. Ciddi anlamda bıktım ya yani. Tolga, bizim her zaman dediğimiz nokta şu. Biz böyle her program bir şeyler üretmeye, bir şeyler konuşmaya, işte çevremizde konuşurken de ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Yani tabii. Bu yönetimi de bilmiyorum konuşuyor mu, konuşmuyor mu. Zaten şöyle bir gerçek var. 10 tane proje üretirsin. Birisinin ikisini yaparsın, yapabilirsin. Ya, İmkan yetmez, paran yetmez, zaman olmaz, yanlış zamandır, senden önce başka biri düşünmüştür. Veya yasal olarak önünde bilmediğin bir engel çıkar tam yaparken. Önemli olan anlatırsın bir şeyleri ama denemek. Yani şu anda Bursa Spor'un gündeminde ne var? Bizim gündemimizde 5 aydır bu programı yaptığımız günden beri. Hani ilk programı istiyorsan kayıtlarını da çıkarabilirsin. Tabii. O zaman senin sakalların yoktu. Evet. Benim sakallarım vardı. Sakallar yer değiştirdi. O zaman ilk programdan beri konuştuğumuz bir şey. Yeni yeni tekrardan Bursa Spor'un gündemine geldi. Özdücü arazisi. Yani biz bunu burada çok detaylı konuştuk. Hatta her hafta artık şunu söylüyoruz. Özdücü'yü Bursa Spor dönüştüremezse yok olacak. Aynen, tek bu bir gerçek. Yani. Aynen öyle. Kimse kendini kandırmasın. Bu sene kümede kalırsınız. Sonraki sene kümede kalırsınız. Birinci lige çıkarsınız. Yine düşersiniz. İşte biraz benzinlik arazisi satarsınız. İki tane futbolcu verirsiniz. Borç azalmaz. Borç azalmaz. Bursa Spor'un kurtuluşu Özdücü arazisinden geçiyor. Aynen öyle. Külliye'ye gittiniz ya. Böyle bir proje hazırlığınız var mı? Gidin, bunu mi? Profesyonel mimarlarla bu işi daha önce yap. Bak Bursa Spor'lu olmasınlar lütfen. Lütfen Bursa Spor'lu olmayan insanlar yok, bulunsun bu projede. En çok biz Bursa Spor'lu izlemek biliyorsun. Biz de asli görev. Ya Bursa Spor'lu bir mimarın yaptığı stadyumu görüyoruz hala. Evet. Görüyoruz yani. Maalesef. Bursa Spor'lu imaj verilmiyor diye tepki gösterenler oluyor ama nasıl verilsin? Zor. Biz oynayamadık ya. Karacabey maçını biz gittik. Karacabey maçını diyorum. Kupa maçını biz Boyabat Belediyespor maçına gittik. Karacabey'e diyorum. Bursa Spor'un maç oynayamadığı stada biz milli maç verilsin istiyoruz. Ya oraya bunu hakikaten yazan meslektaşlarımız da var. Abi maça gidiyorsunuz, görmüyor musunuz stadın halini? Nasıl ister insan? Yani bize milli maç verirse ben derim ki eyvah rezil olduk. Ya rezil olduk derim yani. Buraya gelecek herkes. Basın mensubu da gelecek, işte protokolü de gelecek, yöneticiler gelecek. Diyecek ki rezil yani. Değil mi? Öyle. Yani öyle, çok haklısın. Keşke konuyu değiştirdim, senin biraz tıkandın bir anda. Yok yok. Keşke bir gün böyle stadyumu açsalar. Hani beraber gitsek yani basın mensuplarıyla, evet, sizle, yöneticilerle. Arkadaşlar siz basın mensubusunuz. Daha iyi görüyorsunuz. Böyle hatta gizli düzenlersin. Böyle açıklama da yapmazsın. Tabii. Gidersin. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? İşte ne bileyim, asansörün biri bozuk, birinin düğmesi çalışmıyor, lamba yanmıyor. Böyle eksikleri çıkarırsın. Çünkü bazen içinde olduğun zaman göremeyebilirsin. Ya tabii, yine de görülmeyecek şeyler değil ama. Ya önce bir kere ne yaparsın? Ya yok Samet. Bursa Spor'un şu an bir başkanı olsa ilk diyeceği şey şu. Arkadaşlar şu stadyumun çevresindeki bir otları bir alalım ya. Oraya 2-3 tane bir ağaç dikelim lütfen arkadaşlar. Bir taraftar toplanma alanı yapalım. Böyle bir çardak koyalım. Ya şu otları bir alalım lütfen. Bir şey şu yapalım. Mazgalları lütfen artık taşla mı dolduruyoruz, ne yapıyoruz, bir şey yapalım. Her maç birinin ayağı kırılması. Ya ilk yapacağı şeyler. İşte başkanın olduğu yerde böyle şeyler olmaz. Burada da bunun savunmasını biliyorsun değil mi Samet? Ya orası mı? Şimdi bak çok önemli işler var. Orası mı kaldı tarzı. Savunma da çok bu oluyor. Çok önemli işler ne? İşte genelde öyle. Ne tahtayı, Bursa Spor'u kurtaracaklar ya. Yani biraz önce bahsettiğimiz projeyi, mesela her zaman diyoruz ya, hazırlarsınız, işte mimarına danışırsınız, işte partilisi fark etmez danışırsınız, izin nasıl alınabilir, böyle bir yolu hazırlarsınız, gidersiniz, bir ay sonra mı randevu aldınız, bir saat, gidersiniz anlatırsınız. İşte Ali Nur Aktaş'la birlikte, İbrahim Burkay'la birlikte, örnek veriyorum, Cumhurbaşkanımız der ki, olmaz,
Tamam. Olmadı. Dönersiniz dersiniz ki arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aynen biz öyle. Biz gittik yaptık. Bizim elimizden gelen bu, bunu sunduk. Ya, olmadı. Şu bir gerçek. Türkiye'de maalesef böyle büyük projeler bir kişinin ağzından çıkıyor. Tabii ki. Ya, o bir kişinin ağzından çıkacak altyapıyı da oluşturmanız gerekiyor. Dediğim gibi bak yine hayır denebilir, olmaz denebilir. Belki randevu alamazsınız. Belki başka bir şey olur. Her partiden bir milletvekili alırsınız. Dediğim gibi İbrahim Burkay'ı alırsınız, Ali Nur Aktaş'ı alırsınız. Gidersiniz, böyle bir sunum hazırlarsınız. Çok güzel. Bir anda denir ki mesela tamam yapalım, hadi başlayalım diye bir şey ağızdan çıksa Bursa Spor kurtuldu zaten. Samet ben bu tamam, hafta... Tamam yol açık dese Bursa Spor kurtuldu o an. Bir şey öğrendim Samet. Bilmiyorum sen şaşıracaksın. Son dakika bilgisi. Çok şaşıracaksın bence. Sen de çok şaşıracaksın. Bursa Spor yönetimi gitmiş Samet. Nereye? Bu şehrin en üst makamına. Kim en her üst zaman, makamı şehrin? Yani valiliğe gitmişler. Yapabildikleri, üretebildikleri tek projeyi söylüyorum. Kimsenin aklına gelmeyen bir proje. Bunun öyle önceki mi? Yönetimler yapmadı. Bağış kampanyası. Hesap açtırma. Valilik üzerinden. Hiç kimsenin aklına gelmemişti Samet. Biliyorsun sen de. Hiç yapılmadı son senelerde Bursa Spor'da. Bunu üretmişler. Bu projeyi bulmuşlar. Güzel proje. Gitmişler. Onay çıkmamış. Geri dönmüş valilikten. Valilik onay vermemiş. Evet. Ya valilik cephesinden net bir şekilde onaylatamadım ama yönetim içinden, hani yönetimin aldığı, yönetimle konuştuğum şeylerden öğrendim. Yönetim bunu projeye sunuyor, gidiyor. Valilikten red geliyor. Hatta hani siz artık yapamayacaksınız tarzı bile şey, kayyuma bile bırakabilirsiniz diye. Önemli hani bir geri dönüş bile gelmiş yani. Bunu da diyor mu? Tam netleştiremediğim yani için. İstersen bir toparla. Bu kadar şey bir yapamadım. Daha baştan anlat. Ya diyor mu sen de? Bursa Spor yönetimi, yöneticilerden aldığım bilgiler bu. Yönetim gidiyor. Valiye çıkıyorlar. Diyorlar ki biz işte yine vay be kampanya yapalım. Hesap açalım, paylaşalım. Tüm şehir gene buraya para aktarsın, bir şey yapsın. Hani oradan bir yerlerden işte organize sanayilerden yine aynı şey. Hani her sene her yönetimin gelip tek yapabildiği projeyi baş olarak sunmuşlar. Toplansın ki paralar hacize gitmesin. Ya ben, yeter artık demiş yani valilik demiş ki bunu zaten her gelen yaptı. Yani son 5 senede 10. hesap açıyoruz Bursa Spor için biz buraya valilik hesabına. Sonra aktarıyoruz. Dernek olduğu için aktarılan şey gidiyor. Paralar nerede? Yani biz halka bunu yapamayız diye geri dönüş olmuş. Ki zaten biliyorsun taraftarlar bu kampanya başlattı. Neredeyse 1 milyona yakın bir para. Zaten en fazla 1 milyon toplanıyordu böyle valilik diye. Kulübün kendi şeyine verildi. Ki burada valilikte olmasının tek sebebi sen de biliyorsun. Valiliğin açtığı hesabı kulübe derneğe aktardığınız zaman elden veriyorsunuz. Kulübün hesabına gittiği zaman zaten temliklere gidiyor. Hiç kimsenin eline para gelmiyor ya. Yani bu yönetimde bildiğin sıcak para istemiş böyle bir durumda şeyden. Olmamış yani geri dönmüş. Yani siz eğer tek projeniz buysa da boş verin siz demişler. Artık yapmayın bu işi. Ben direkt onu anladım. Kayyuma da bırakabilirsiniz. Nazikçe hani siz bu işi yapamıyorsunuz arkadaşlar artık denilmiş oradan da. Ya bir yıl sonra gerçekten gelinen nokta buysa yani bir valilik tarafından IBAN hesabı açılıp bağış toplanmasıysa Allah Bursa Spor'un yardımcısı olsun. Vallahi öyle Samet yani hakikaten bak yönetimi diyorum ya eleştirmeyeyim diyorsun bir şey yapmayayım diyorsun ama yok yani. Tolga bağış yapacaksınız en fazla ne kadar toplayacaksınız? Ya gene diyorum sana bak 1 milyon olmaz bir de şu niye? An artık taraftar hadi 1 milyon olsun. Bu yönetime vermez bak. 1 milyon olsun tamam mı? 1 milyon toplansın bir hafta içerisinde. Hı-hı. 100 bin euroya stadyuma isim hakkı bulsanız 1.8 milyon lira. Aynen yapalım. Öyle. Ya diyorum ya Samet hani bir de o parayla hani bak. Her şeyi biz işte şeyi de yapamıyoruz. Stadyum isim hakkını buldun mu? Mesela bir önceki yönetimi de oradan eleştirebiliriz. Ya 100 bin euroya bile stadyum isim hakkı bulamıyorsanız zaten ben utancımdan kulübe gitmem yönetici olsam. İşte, bak utancımdan kulübe gitmem. Stadyum mu buldunuz? Maça stadyum gelmem harcayın yani. O parayı. Yani bir yerden bir tutalım diyoruz ya hani. Stadyum harcansın. En azından bir şeyler duruyor. Senin dediğin gibi orada çala çırpı görmeyiz, boş mazgalları görmeyiz. Zaten ya bak o kadar aslında yönetemiyorlar ki organizasyon eksikliği de çok fazla var. Basın tribününü oraya falan görüyorsundur. Yani tamam devletimiz, polisimiz bizim de şeyimiz ama basın tribününde ben mesela yer bulamıyorum. Ve de çoğu zaman beni kapıdan geri çeviriyorlar. Diyorum ki ben de görevliyim. Siz nasıl görevliyseniz ben her hafta... Sen bunu her hafta köşende her hafta, yazıyorsun. Aynen. Emniyet güçleriyle ben bu tartışma yapıyorum. Neden? Yani çünkü kapının güvenliğine iki tane özel güvenlik bulamadıkları için oraya görevli gelen arkadaşlar da karşıda... trafik şubenin otoparkı olmasına rağmen sızanın içine bırakıyorlar hemen arabayı. Tamam bak onlar da yoruluyor şey yapıyor ama ben basın mensubu olarak Bursa Spor Kulübü'nün basını ayırdığı yerde aracıma yer bulamıyorum. Uzaklara park ediyorum. 10 dakika boyunca yürüyorum.
Niye Bursaspor'un haberi şey yapacağız? Yani herkesin yeri olması lazım ki bir de kimse gelmiyor bu farkındasın. 40 bin kişi de olsa ne olacak o zaman, demek ki o yolu kapacaklar. Ya Tolga, çok güzel bir şey değindin. Bak benim notlarım arasında vardı. Tabii. Söylemeyi unutmuşum stadyum demişken. Ya sanayi şehri Bursaspor cumartesi günü 2'de maç yapıyor ya. Ve buna kimsenin sesi çıkmıyor. Kimsenin çıkmıyor. Kimse bir itiraz yapmıyor. Kim ya artık şey de, insanlar da soğudu mu diyeyim, artık çabanın bir faydası olmayacağını mı düşünüyor, yönetim mi diyeyim. Cumartesi 2'de Bursa'da maç mı olur? İşte cumartesi 2. Oluyor. Neden? Yok ki yönetim yok. 2 olacaksa, yok. Ya Bursa Spor şu maçı, hafta içi Bursa Spor UEFA Avrupa Ligi mi oynadı? Hiçbir şey oynamadı. Ziraat Türkiye Kupası mı oynadı? Hafta içi maçları mı var? Ya şu maçı pazar gününü aldıramıyorsanız, bak zaten yine bu maçı aldıramayan yine kulübe gitmesin böyle bir yönetici. Ya zaten ya yok bak, ki. Ya bak akşama aldır demiyorum. Pazar günü aldı. Pazar 2 olsun ki oynandı. Pazar bazı maçlar oynandı. Yani bunu da hani bunu da mı acaba maçtan bir gün önce fark ediyorlar? Aa bizim bence maçımız cumartesi günü 2'de. Sonra ne yaparsın? Senin en büyük gelmiyor, desteğin gelmiyor. Taraftarın. Gelmiyor. Buraya gelmiyor ama fikir. Düşünürsen gelir. İşte hani düşünmüyorlar. Dün Jorge Jesus'un Batshuayi'ye yaptığı bir hareket var. Evet. Yani gelmiyor. Düşünmüyorlar ki gelsin. Yani bunu da hani bunu da mı yaptıramıyorsunuz? Hani belki de düşünüldü, başvuruldu. Başvuruldu mu bilmiyorum. Zannetmiyorum ben maç günüyle ilgili bir şey yapıldığını. Sonra ne yaparsınız işte? Bu deplasman takımının işine gelir. 3000 taraftarla oynarsınız güneşin alnında. 0-0 Düzce Spor bir puan alıp gider. Düzce hani, maçına birazcık saha içine değinelim hani mi ya biraz? Bu maçı alamıyorsanız bak, Bursa Spor çok kritik bir 2 puan kaybetti Tolga. Çok çok arayacağı bir 2 puan kaybetti. Tabii ki de. İç sahada hedefi playoff olmayan, net bir şekilde playoff olmayan ama sürpriz hedefli olan takımları yenmeniz lazım. Ligin ilk yarısında yenemiyorsanız ikinci yarı zaten sizi dövüyorlar bu ligde. Hele tahtayı açamazsanız her maç tabii dayak yiyeceksiniz. Kim ne derse oraya desin. Oraya geleceğim Samet. Yani Bursa Spor olmasını geç. Biraz maç içi ve İsmail Ertekin'in maç sonu açıklamalarında yani oyuncuları nasıl buldun? Mesela ilk defa gördüğümüz isimler vardı. Senin de Melih Sağlam gibi tabii, isimler vardı. Piyangodan çıkan bir isim. Evet. Yani bilmiyorum, İsmail Hoca ilk geldiği gelmez mesela durmadan ya diyorum ya, bence çok büyük baskı altında. Ya hani, Tolga şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir tane futbolcu var. Bak Melih Sağlam üzerinden gitmeyelim. Hani nasıl bir bağlantı var, nasıl bir operasyon var bilmiyorum. 11-12 hafta olmuş. 1 dakika süre alamamış. 1 evet. dakika. Hani bir önceki teknik direktörün hiç anlamıyor demek direktörünün ki, getirdiği tahsil hiç tam, anlamıyor demek hiç ki. Hiç konuşmuyorlar herhalde. Hani 1 dakika bak, ilk 11 oynamamış olabilir. Bir maç 5 dakika girmiştir. İşte bir maç 20 dakika oynamıştır. Bir maç girmiştir, asist yapmıştır. Boyabat maçında oynadı galiba biraz. Türkiye Kupası'nı saymıyor. Sayma yani. Ya, lig olarak hani oynamıştır, anladın mı? Evet. Böyle bir 4-5 maçlık 20 dakika, genel 30 dakika. Dikkatimizi çekmedi çok. Hoca değişiyor. Sezon başında yapılan kahvaltıya gidiyor benim aklım nedense. Böyle sürprizler gördüğüm zaman. Aynen sezon öyle. Başı yapılan kahvaltıya gidiyor aklım. Çat! Aa! Melih Sağlam piyangodan. Yok, kahvaltıda o oyuncunun menajeri de oradaydı zaten. Hani böyle ilginç şeyler bak. Emin ol, bu en çok oyuncuya zarar verir. Oyuncu der ki ya ben hiç oynamadım. Hoca geldi beni oynattı. Acaba ben yetenekli olduğum için oynamıyorum da başka sebeplerden dolayı mı oynuyorum der oyuncu. Bu zaten kafaya girdi mi bu düşünce, performans veremez. Takım arkadaşlarının düşüncesini ne yapar? Takım arkadaşları ne yapar? Yani goller bir... Hani ya... Belki moral bozukluğuna da kaçıyor goller. Ya aynı firmayla çalışacağız ya da yani, oynamayacağız mı? Aynen öyle. Oraya mı geliyor? Çünkü bak İsmail Ertekin gibi tecrübeli bir isim artık bizim bildiklerimizi yalayıp yutmuştur. Unutmuştur İsmail herhalde Ertekin. Herhalde bak. İsmail siz böyle bir şey yapıyorsanız kaldı. Belki de diğer oyunculara mesaj veriyorsunuz. Bak mesela bu oynar diyorsunuz. Belki bununla kaldı. Çalışan oynar diyorsunuz. Hamza Baran'da mesela farkındaysan direkt hiç oynatmamış. Neden? Çünkü durmadan gündeme geldi ya, o konuyla açıklama yapmak. Bu da iyi bir şeydi. Hayır. O konuyla ilgili açıklama yapma zorunda kaldı ya. Hani çok eskilerde kaldı. Kimse diğer oyuncuların menajerini bildiğimizi bilmiyor herhalde. Hani hani diyor ki ben Hamza'yı oynatmadım işte. Hani oradan diyor ki bak hani ben öyle olsam oynatırdım bak. Yarın öbür gün açıklamalar böyle olacak. Bu konular gene görecek, gündeme gelecek. Eğer bu tarz şeyler görürsek biz gündeme taşımaya devam edeceğiz bak, bu konuları. Bak sana da şöyle bir şey söyleyeyim. Emin ol bu konuyu senden benden başka kimse böyle konuşamaz. Tabii konuşmuyor zaten. Bizim, nedense bilmiyorum konuşmuyorlar. Senin burada özellikle yani bu kanalın, senin buradaki senin spor müdürlüğünün herhangi bir şeyle kişisel bir ilişkisi olmadığı zaten için. Zaten yok, aynen öyle yani. Yani biz gördüğümüzü söylüyoruz. Yani bu garip bir durum değil mi? Aynen. Yani garip bir durum değil mi? Kimseyle kahvaltıya yemeklere şey gitmiyoruz. Şey daha çok garip.
Yani bu oyuncu gerçekten oynayacak kapasitedeyse ve 12 hafta oynamadıysa neden o daha büyük skandal. Ya tabii o da daha var, büyük skandal. Neden oynamadı o da tartışılır ki bak oynayabilir diyor mu? Şu an herkesin ihtiyacı var. Ben şey de şimdi gene saha içinde durmadan şey yapıyoruz ya. Mesela Çağatay Yılmaz konusunda durmadan ısıtılıp servis edilmesine de artık bıktım ben. Ya bir anda Çağatay'ı neden birileri durmadan Messi yaptık. Neden birileri durmadan Çağatay konusunu ısıtıyor ki durmadan söylüyor. Oynayamayacak zaten. İsmail Hoca da bunu daha yeni öğreniyormuş lisansına çıkmadığını. Ya Bursaspor'un sportif direktörüsünüz Samet. TFF'ye giden listeyi bilmiyorsunuz. Orada oturmayın kardeşim siz. Ya bırakın yani siz TFF'ye giden listeyi bilmiyorsan sen İsmail Hocam. Sen hoca olmayı da hak etmiyorsun Bursaspor kulübünde. Senden nasıl geçmez TFF'ye giden liste senden geçmiyor. Nasıl sportif direktörsün sen? Belki de unutuldu. Ya unutulduysa da gene işte bu istifa için, görevde kalmaması için bir gerekçedir. Orada biz baktık, Tahsin Hoca gittikten sonra baktık zaten oynatamıyormuşuz. Ya bu açıklama insan kendini bu kadar mı düşürür ya? Mahalle takımında böyle bir şey olsa bile ya, sıkıntı lisansı, olur ama. Bak amatör kümede lisansı unuttuk işte. Bunun karşılığı ne olur biliyor musun? Ya biz oyuncu oynatacaktık ama lisansı kulüpte unutmuşuz. Ya bu buraya geliyor yani lisansı unutmak, şey unutmak. Aynı şey yani mahalle takımında şeyde. Ben öyle düşünüyorum diyor ama saha içine dönersek Enver'in evet kaçırdığı pozisyon vardı. Bence maçın en net pozisyonlarından bir tanesiydi. Canberk döndü gene maçı kurtaran isim. Belki yenilebilirdi Samet Bursaspor. Takip etmişsindir maçı. Hı hı. Canberk yine çok kritik 3-4 tane pozisyonda devleşti yani kalesinde. Yani Tolga gerçekten artık şey Bursaspor'da kimlerin oynayacağı. Hani papatya falı. Kimlerin hangi mevkide oynayacağı belli değil. Hatırlayacaksın hani bazı futbolculara daha öncesinden oynatılmak için mevki aranıyordu. Hı hı. İşte sağ bek oynatıyoruz. 10 numara oynatıyoruz. Hani oynasın. Tabii. Bir şekilde diye. Resmi maç oynasın ki hatırlarsın sezon başı da menajerliği değişti o futbolcunun. Evet. Bir şekilde oynasın. Yani herhalde şey yapacak. 12. oyuncu olarak dursun. Hani oynadı sayılsın kenarda. İşte biz böyle bak bunlara hiç gerek yok Tolga. Yok hani zaten. Hani şuradaydık ya. Önemli olan Bursaspor, önemli olan işte buradaki kişiler, oyuncular önemli değil. Hepimiz neferiz, Bursaspor'un askeriyiz. Öyle olmuyor ama baktığımız zaman. Hani insanlar şunun farkında bence bu planların altına uyanlar işte şu oynasın. İşte bak bu bizim oyuncumuz hocam buna süre ver. Yarın öbür gün bir yere göndeririz. Bak yeni menajer değişti. Bak oyuncumuz çok iyi ama Tahsin Hoca oynatmıyordu. Hemen çat diye biz ilk 11'e koyduk. Ya bunları dikkat etmemiz lazım. Bunlara şu an hiç gerek yok Tolga. Asıl bunların hiç zamanı değil. Hiç değil. Kimin hiç. Oynayacağının bir önemi yok. Ama herhalde var. Hani şu oyuncu oynayacaksa kazanalıma dönüyoruz bir yerden sonra. Tabii. Hani penaltıları da o zaman o oyuncuya attıralım. Mesela Hamza Baran'a attıralım ki gol atmış sayılsın istatistiğinde. Tabii istatistiğe yazarsa hani gol çok attı, daha iyi olur. Maç oynadı. Hani mevkisi fark etmez. Oynadı gol attı. Hani biz nelerin peşindeyiz? Çok üzücü. Biz kulübü hakikaten kulüp kurtulsun diye bak bir sürü insan taraftar inanılmaz şeyler yapıyor ama içeride neler dönüyor ya Tolga, çok enteresan. Herkes çok farkında tezat. Yani şu anda Bursaspor genç oyuncuların içerisinde menajeri olmayan futbolcular var. Ve bu evet. Futbolcular emin ol içten içe senin de kulağına geliyordur herkesin kulağına geliyor. Oynatılmama sebeplerinin menajerleri olmayışının ve hani babalarının ilgilenmesi yani menajeri yok dediğim tabii. Ve babası amcası, ilgileniyor. Babası ilgileniyor. Bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyor futbolcu. Ya buna gerek var mı? 17 yaşında çocuğa niye bunu düşündürüyorsunuz? Şimdi biraz önce senin dediğin nokta ben açtım sen imzayı attın. Yani kadroda bulunuyor olsan Melih Sağlam'ı ilk 11'de gördün. Ya bu işte bir gariplik yok mu? Ben ne oldu? O, yani bu işte, kaç antrenmana çıktın? Değişiklik yok mu? Dediğim mantıksa daha büyük skandal. Oynamayı hak ediyordu da 12 haftadır. Tahsin Hoca oynatmadıysa o daha büyük skandal. Aynen öyle. Ya oyuncularda da baksana düşünsene karmaşayı. Yani hoca gitti. Biz ne oynuyormuşuz ya da ne olacağı belli değil. Onun senin dediğin gibi onun getirdiği sportif direktörün getirdiği hoca. Çünkü niye önce hatırlıyorsun? Önce sportif direktör İsmail Ertekin paylaşıldı. Hatta herkes son dakika ben dahil olmak üzere İsmail Ertekin yeni hoca diye geçtik. Sonra bir anda sportif direktör oldu. Tahsin Hoca geldi işte. Şey görüntüler İsmail geldi. İsmail Ertekin şu an şöyle bir konumda olabilir. Fatih Terim bir ara futbol direktörü, koordinatörü hani böyle gelmişti. Padişah ünvanıydı neredeyse. Evet. Hani İsmail Anahtar Hoca'nın teslim. O kadar karar verici anlamında bir farklılık olacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi oyuncu tercihlerinde pek inanamıyorum ama şu an bunları konuşmayalım. Şu an Bursaspor önemliyse hani bazı futbolcular ilk 5-6 hafta oynuyor biliyorsun. Sonra evet. Bir anda yok. Bir anda unutuluyor. Forma şansı bile verilmiyor. Mesela Eren Tunalı. Eren oynatıyorsunuz. Nerede, hakikaten nerede? Eren bir şey mi oldu Eren'e? Bilmiyorum. Ne oldu hakikaten Eren?
Kötü de oynamıyordu. Bak bu arada bak, Samet yanlış anlaşılmayalım. Ben Eren'i şu an hayatımda görmedim. Ne bir meravam var. Sadece işte antrenmanda, ya statta işte görmüşüm. Background'ını biliriz. Milli takımlara durmadan seçilen oyuncusu. Yani Bursa bir anda banko gidiyordu her milli yok takıma. Yok oldu. Oynamayı hak etmiyorsa bak yine diğer mantıktan düşünmeye çalışıyorum. İlk 6 hafta niye oynadı? Devamlı ilk 11. Oynamayı hak etmiyorsa bu kadar kesilecek ya, bir performansı Samet'in varsa. Samet'in önüne mi geçti? Mesela onun da şey, Samet diyelim önüne geçti. Samet de bak kötü oynamıyor. Ama dedim ya o da çok genç. Her hafta kaldıracak durumda olmayabilir. Bilmiyorum ben de diyorum. Tercihler belki bu yine menajerlik işim vardır Samet. Onu da bilmiyoruz. Tolga biz zaten Bursa Spor'da halen bunu konuşuyorsak. Bazılarına... Balık zaten başlamadan kokmuş. Hala bunların imaları yapılabiliyorsa çok büyük skandallar var. Biz kimseden Bursa Spor'u kurtarmasın. Yani sen bir genç oyuncu olsan her şeyini verir misin Bursa Spor'u nasıl kurtarmak vereceksin? İçin? Böyle muhabbetlerin döndüğü, böyle dedikoduların yayıldığı bir alanda genç oyuncu olsan devre arası kaçmayı düşünürsün. Herkes ben... iyi sözleşme alana kadar Bursa Sporlu. Herkes üst takımdan sözleşme alana kadar Bursa Sporlu futbolcu. Samet bak ben gene şimdiden çiziyoruz. Ya sen daha önceden çizmiştin bu durum. Ben bu kadar olmaz diye düşünüyordum. Ki devam edecekler öyle böyle oynayacaklar ama taraftarın da tepkisinden sonra geçen hafta da söyledim. Ben tecrübeli oyuncunun devre arasında kalacağını falan düşünmüyorum. Ben özellikle Hasan Ayaroğlu'nun bir daha oynamayacağını düşünüyorum. Bence de ya ilk yarı sonuna kadar oynamayacak. Bitti, ya, sakatım diyecek. Şu şeyler de biter bitmez de gidecek. Çok büyük tesadüfler oluyor Tolga Bursa Spor'da. Değil mi? Yani böyle bir Hasan Ayaroğlu'yla Selim Kurtulan böyle bir konuşma yaşıyor. Ondan sonraki gün Hasan Ayaroğlu'nun sakatlığı çıkıyor. Bir ay oynamayacağı açıklanıyor. Mesela çok ilginç bir tesadüf bu. Zaten onda direkt savunmuş hani, sakatım ya herhalde. Ama o maçta oynadı. İğneyle oynuyormuş. Maçlar kötü giderken falan böyle devre arasında oyundan çıkıyor tecrübeli futbolcular bazen. Yani çok büyük, ama iyi giderken çıkmıyorlar. İyi giderken nedense o iğne 45 dakikalık kötü böyle giderken. Deplasman maçları öncesinde cezalı duruma düşüyor genelde futbolcular. Tabii. Veya tek maç süren sakatlıkları oluyor biliyorsun. Aynen öyle. Sadece büyük deplasman öncesi sakatlık genel. İlginç şeyler işte. Bursa Spor maalesef takımı küme düşüren oyuncuların nazını çekiyor geldiğimiz noktada. O yüzden sezon başı işte şunu dedik. İşte onları da pohpohlamamak lazım. İşte o yüzden ne dedik Tolga? Bu oyuncuların Bursa Spor'a bak Enver Cenk Şahin sahada maksimum katkıyı veriyor. Evet. Ama işte bildiri yayınlamalar işte aile ortamımız bozulmasın. Bozulma gerek... aile ortamı şimdi hoca gitti hangi, bozulmadı hangi mı? Hangi aile ortamı? Böyle bir tweet atmıştım şimdi, bu açıklamadan sonra. Hangi aile ortamı? Şimdi. Bu mu aile ortamı? Değil mi Samet? Yönetim sahanın içine mi giriyor? Antrenmanları onlar mı yaptırıyor? Aile ortamını Özce'de hocayla olmuyor mu? Tahsin Hoca gitti. Aile ortamı bozulmadı mı? Niye açıklama yapmadılar? Bir futbol takımında aile ortamı olmak zorunda mı? Değil. Herkes işini iyi yapmak zorunda. Benim zaten klasik anlamadım. Türk futbolunda kolej takımı kuruldu. Kolej takımı. Müthiş kolej ortamı da ve çok güzel aile ortamı yakaladık. İki tane. Maaş ortalaması 1,5 milyon euro ama kolej havası. Evet, kolej havası. Hı-hı. Aynen öyle. Yani ben diyorum ben bunları anlamıyorum yani. İşte gençlikten övünmeler. Mesela çok yaş ortalaması işte 21,2. Bravo. Ya sen katkı... Hani gelecek planlaması, kaç senelik kontratlar, bize bunlardan bahset. De ki bütün hepsine 5 senelik kontrat yaptık. Bu oyuncularla 3 sene bunlarla biz oynayacağız, hiçbirini satmayacağız. 3 sene sonrası hepsinin 2 senesi kalırken kontratı elimizden çıkartacağız. Böyle bir şey, o da yok. Ya Tolga çok fazla düşünmenize gerek yok. Bursa Spor yönetiminin başı yanmadan önce şöyle bir karar alsa ki hala alınabilir. Alabilir. Altyapıdan yetişip profesyonel sözleşme imzalayan tüm futbolcuların sözleşmesinde şu yazar. 3 milyon euroya serbest kalır. Bak yeteneği, mevkisi hiç önemli değil. Bu ne demek biliyor musun? İpler benim elimde. Yarın öbür gün uçsan da, kaçsan da, 20 gol atsan da 3 milyon euro olmak zorunda değil. Tabii. Sen arka taraftan iş çeviriyorsan, diğer kulüplerle görüşüyorsan oyuncuya dersin ki 3 milyonu getirmeden adım atamazsın. Bak kardeşim sözleşmende yazıyor. İşte Samet onları biz İsmail Çokçalışlarla... Emiranlarla çok daha öncesinden çok kaybettik o işleri biz. Çok daha öncesinden. Tabii. Hala yapabilirsiniz. Bak yetenekten, şeyden bağımsız. Ya işte bak her zaman o düşünce yok. Ya Bursa Spor'da her şey geç fark ediliyor Tolga. Sezon bitiyor mesela geçen sene. Ya bizi takip etseler aslında bak bunlar çok önceden önlem alabilirler aslında. Birçok şeyi hani görebilirler. Hani şeydendi ya. Aa Vefa ama yok, Temel. Kızıp bize gelmemeyi tercih ediyorlar. Devam etsinler tabii. Bu yolda. Yanlış Vefa yolda. Vefa Temel'le Tuğbe Yakgün'ün belli sayıda maç oynaması lazımmış. Aa evet. Serbest kaldılar. Hani biz bunu sezon bittikten sonra fark ediyoruz. Nerede Vefa? Nerede Tuğbe? Nerede İsmail Çokçalış? Nerede Emirhan? Ya yanlış anlama Samet. Nerede? Giden... Ali Akman nerede? Ali Akman bile nerede? Bak da ağzımdan aldın lafı. Ali Akman nerede? Yani Göztepe'de. Ataberk. Nerede Ataberk? İşte Antalya Spor'u 6 ay gitti oynamadı. Devam şimdi ediyor mu kaleciliğe? Şu an ben de bilmiyorum. Belki yine bir İslami oyunlar
başlar. Başlar menajerlerin kurduğu oraya. Bir milli takım kadrosu yapılır. Aynen. Belki oynar gider. Orada. Hiç oynamadan orada full maç çıkartır. Ama artık bu saatten sonra da inşallah bunları konuşuruz daha fazla ki Bursa Spor'u buradan konuşacağız, konuşacağız. Tekrar böyle çok yetenekler çıkar. Yani şu an için kadroda böyle büyük potansiyelli bir oyuncu gözükmüyor. Yani Mustafa Genç bir ara hızlı başladı ama onun da şerhine düşmüştük. Neden? Yani bu oyuncular hızlı başlar, çok gençler. Sonrasında ani düşüşler olabilir. Sanat ani çıkış yok. Olduğu gibi. Şimdi neden? Şimdi yanlış anlama. Bize kadrolar geldiği zaman da bakıyorsun ikinci maçı da 0 gol 0 asistan. Mustafa 4. maçında falan galiba o golünü atmıştı, ilk golünü. Bakıyorsun daha ilk defa bu sene oynuyorsa 0 gol 0 asist. Oyuncular da ona göreydi. Ama Mustafa ondan sonra 1-2 çıkış yaptı. Şu an mesela Bursaspor'un ideal 11'inde Mustafa'yı yazıyorsun kanada. Zaten görüyorlar. Adam diyor ki biraz ciddiye aldığı zaman, biraz işte markaja girdiği zaman tabii sıkıntı yaşıyor. Bir de Tolga şöyle sıkıntı yaşama durumu var. Maşallah gençlerin hepsi çok yakışıklı. Evet. Büyük ihtimalle işte sosyal medyayla büyüyen nesil. Mustafa Genç veya işte genç bir futbolcu. Gol attığı zaman Instagram DM'ye susmaz. Tabii. Bu DM'ye susmadığı zaman da doğru bir ekip yoksa etrafınızda ki 17-16 yaşında bunlardan etkilenmeniz, ne bileyim işte gelen fotoğraflara aldanmanız, gelen mesajlara aldanmanız çok normal. Akıl bir anda oraya gider. Ya akıl bir anda oraya gittiği zaman da sağda sallanırsınız. Yanlış anlama yine Samet beni. Batuhan'ın düşüşü oradan oldu. Batuhan Kör'ün. Batuhan Kör'ün yükselişi oldu mu? Ya o işte kupada attığı goller vardı. Bir ara bir goller attı ya. O ilk dönem Mustafa Erli dönemin Ali Akman'la birlikte ikisi oynadığı zamanlar o ilk yarı iyiydi. O performans zaten zirve yapmıştı. Ya oradan bilmiyorum nasıl oldu, nasıl bitti. Sonra, Trabzon bile transfer yaptı sonra ama. Sonra Instagram fotoğrafları artmaya Instagram başladı. Instagram fotoğrafları eski bir Survivor yarışmacısı işte hani. Daha sonra yine All Star'a falan da gitti. Biraz magazine girdi burada ama. Onun buraya arabasıyla gelip almaları. İşte arabayla durmadan her maç sonrası, idman sonrası İstanbul'a gidip eğlenmeler şeylerden sonra düştü. Ama tabii o şimdi oradaki o performans da işte oradaki menajerleriyle, o menajerlerin onu İstanbul alemine sokması, orada birilerini sokması Trabzon transferini açtı hiç oynamadan ama şimdi gene işte Manisa FK'da oynuyor, oynamıyor, atıyor, atmıyor. Tolga, şu bir gerçek, kim ne derse desin, sahada performans veremiyorsanız dışarıda yediğiniz pizza bile eleştirilir. Tabii. Ya dersin ki niye o pizzayı yedi? Ama bunu da ayarlamak işte doğru yaşama bağlı. Ya ne zaman eğlenip kimse eğlenme diyemez. İçme, gezme, onu yapma, kız arkadaşına gezme diyemez. Ama sen ayarı tutturamazsan Manisa FK olur. Manisa FK seneye olur. Seneye Turgut da olur. Ya seneye Turgut da olur. İşte ya da dersen ki yine bir piyango transferiyle hani iki oyuncu verdik. Bunu da verelim. Kariyerinde Trabzon yazsın. İşte nasıl Hamza olduğu gibi, diğer oyuncular olduğu gibi. Kerem, bunu da verelim. Trabzon Spor'da oynası yazsın. Transmarkt'ta yazsın. Evet. Söyleyemedim bak bile. Şampiyonluk şey yazıyor. Transmarkt'ta yazsın. Şampiyonluk yazıyor onlarda. Ne olsun, bir senedir top oynayamasın sonra. Mesela ta hani Kerem Şan buradan sonra çok zor toparlar. Futbolcu bile olabileceğine ben emin değilim ben artık de, Kerem'in. Ben de şu an çok zor olduğunu düşünüyorum. Ya Taha için nereye konuşuyorduk? Taha eğer düzenli oynasaydı şu an milli takım belki aday kadrosuna çağrılıyordu ya. Bak bir tane birincilikte direkt oynayarak şampiyonluğa oynayacak bir takım olsaydı. Bilmiyorum nasıl, belki kalsaydı düşmeyecekti. Bu sene de birincilikte oynayacaktı. Tolga, ben sana ciddi bir kulüs bilgisi vereyim. Evet. Farioli Taha'yı çok istiyordu Alanya Spor'a. Biliyorsun şu anda Ali Koç da istiyordu bizim o bildiğimiz o dönemlerde. Furkan Bayırları oynatıyor. Evet, evet. Hani sırf ayak konusunda onu evet takıntılı biliyorsun. Bir geriden pasta çıkacak illa takımlara. Bir devre arasında bir bakma süreci oldu. Biraz daha beklemeye geçti Alanya. O sırada Taha Trabzon'a gitti. Taha eğer sezonu Bursa Spor'da tamamlayıp 13-15 resmi maç daha oynasa, biraz daha böyle güçlense bu belki de Süper şu anda Süper Lig'de Alanya Spor'da oynuyordu. Ve de milli takımına neden alınmıyor diye. Taha milli takıma alınabilir mi? Tabii, İşte diyoruz ya buradaki ince kariyer detayları. İsmail çok çalışa ne dedik? Gitme. Bursa Spor'da 6 ay oyna, sezon sonu git. Belki de şu an Sasha Boye yerine sen vardın. Yerli sınırından Emre Taşdemir'i oynatıyor Galatasaray. Aynen öyle. Belki de seni oynatıyordu işte. Belki de seni oynatıyordu. Birazcık doğru insanlar, birazcık kafa çalıştırma, birazcık mantıklı hareketler futbolcu kariyerlerinde çok etkili. Son 2-3 senede Bursa Spor'dan ayrılıp düzgün kariyer yapan oyuncu sayısı var mı? Kapacak nerede? İşte Fenerbahçe, Karagümrük oynamıyor 2 aydır. Karagümrük'te işte bir kere sonradan girdi. Fenerbahçe gol attı. Tek şu an benim aklımda kalan başka galiba bir şey yok.
İşte Kerem'idir, Batuhan'ıdır. Kimse istediği performansa ya, gelemedi. Çünkü hazır değilken gitti. Ben Taha için bak hala iddialıyım. Taha şu an TFF 1. Lig'e gitsin, bir şöyle bir 20-25 maç oynasın. Yine Taha üst seviyelere çıkabilir. Ama işte bir sene boşluk verdi. Geri yattı üst yani. Seviye, milli takım seviyesinde olmayabilir artık. Süper Lig seviyesi bile işte. Bir sene durdu. Olacak. Bir sene durunca olmaz. Bu bir senede 30 maç oynadığını düşün Taha'nın. Tabii. Nasıl üstüne koyacaktı? Ya yazık. Maalesef. Yazık yani. Maalesef çok, yazık Samet. Ya şeye de geçmek lazım. İsmail Hoca'nın maç sonrası açıklamalarını hatırlatayım ben sana istiyorsan. Sen orada mıydın? Ben orada değildim ben maç şöyle açıklamasında. Anladım ilk baş, öyle vereyim sana. O kadar böyle, yani yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum. Tabii. O kadar arkadaş içinde konuşuyor, rahatlığındaydı ki ben kameralar açık değil sandım. Açık değil sanıyor sandım. Yok. İsmail Ertekin. İsmail Hoca yani çünkü şey espri gibi yapmayı bıraksın. Hani 5-0 kazandıktan sonra espri yapsın. Evet, yok. 5-0 kazansın. Espriyi bıraksın. Çok soğuk espriler yapıyor, bir tek kendi gülüyor. Oradan da komik duruş yani. Millet onun güldüğüne gülüyor. Onun da yanında bak doğru insanlar yok. Yok yani bu yaştan sonra belki ihtiyacı yoktur artık. Hani o mentörlük seviyesine o gelmiştir ama bence gene de lazım yani. İnsan senin dediğin gibi içinde olduğu zaman kendini çok net göremiyor herhalde. Hı hı. Ya Bursaspor ilk maçınızdasınız. Ne bileyim, gol yemediğine, puan aldığına çok sevindi. Orada çünkü maç başı ortalaması herhalde bir yazdı hemen direkt Bursaspor'daki ilk maçta. Olabilir. Ona sevindi herhalde yani istatistiğe. Espri yapıyor. -3 puan ceza soru. Çok ciddi bir durum. Acil eylem planı Bursa nedir? Bursaspor'un bu sezonunu etkileyecek bir durum. Ya şu an -3 puan alsak. Etkileyecek bir durum. Tabii. Yani Samet 18. sıraya falan düşüyoruz herhalde. Son alınan sonuçlarla -3'ü bir de onun psikolojik zaman. Tokadını düşün. Tabii. Playoff o yüzden Bursaspor o sene belki 2-2'den çıkacaktı. -3 de ilk sezonundaki yaşadığını lig çıkamadı. Yani bence oraya da etkiledi. İşte -3 puan cezası olmasa ikinci sırada olan Yalçın koşu kavağa gönder. Neden -3 puanla birlikte dördüncü sırada duruyordu o sırada mantıken? Yani ben diyorum ya, bunları cevap vermesi, benim evi satarız. Biz açamıyorsak, şey yapamıyorsak, zaten bu insanlar kulübü 1,5 milyon taraftar para topladı. Yani açıklaması hakikaten ben çok üzücüydü. Herhalde hiç, değerli İsmail Hoca'nın evi bayağı. Hiç profesyonellik buca bulmadım. Yani hakikaten bunlar yakışmıyor. Kendine çeki düzen vermesi lazım bir önce. Hiç bu top tarzlara gerek yok. Orada net açıklamalarda bulunun yani siz. Aslında Tolga biraz acımasız olacak ama. Acımasız hak ediyor hocam. Yani şöyle söyleyelim. Gerçekler hak ediyor. Bu zamana kadar niye Bursaspor'da çalışamadığını aslında kendisi gösteriyor İsmail Hoca. Tabii. Yani bu zamana kadar niye Bursaspor'da görev alamadığını açıklıyor gösteriyor. Bu haller. Bana öyle katılıyorum yani Samet. Yani bir an önce dediğin gibi. Böyle durum olmasa zaten alamayacaktı. Çok gündem oluşturuldu. Alamaz yani. Şu durumda Bursaspor sence 1. Lig'de bile kalsa İsmail Ertekin göreve gelebilir miydi? Mümkün değil. Yani valla değildi. Mümkün değil. Ki bir daha yani inşallah yakalamıştır. Ben diyorum ya yani şu an Yalçın Gündüz hamlesiyle pek çağı da yakaladığını düşünmüyorum. Hani bak hakikaten işte Cemal Hoca varsa öyle bir genç kadro kursaydınız. U19'da senin gibi yani İsmet, Serkan Türkay diyoruz ama isme takılmayalım. Yani Ahmet, Mehmet kimse. Genç hocalarla devam edin. Hocam sana dizilişleri yapsınlar. Yani gülüyorduk. Yani bizim çevremizde de basında da gülenler vardı. O dama taşlarını yapıyor. Böyle ama artık yani dizilişin, adam adamanın, top bizdeyken kimin nereye gideceğini bunu anlatılıyor olması lazım. Geride sağlam duralım. Çıkınca kanatları şişirelim. Bu kalmadı yani futbolda mı? Şu an böyle herhalde, böyle yönetiliyor. Tolga, Bursaspor şu an 12 puanda. 12 maç sonunda. 6 maç var. Zaten şunları... Bak yine 6 maç var deyince hemen aklıma geldi İsmail Hoca'nın. Bir bakmışsınız 6 maçta kazanırız, kazanmışız dedi ya. Ben Samet ağır oldu ve hayal satıyor dedim İsmail Ertekin için. Gazete manşetine başlamış İsmail Ertekin hayal satıyor diye verdim haberi. Bu sizin 6 galibiyetiniz yok. İçeride Düzce Spor maçında alınan puana sevmişsiniz. 6'da 6 bakmışsınız kazanırız diyorsunuz. Ya siz demek ki hakikaten görmüyorsunuz bu takımı. Bursaspor eğer 6'da 6 yaparsa program olarak 6 forma hediye edelim. Vallahi 16 edeyim ben sana. 6'da 6 yapsın, ben 16 forma sözü veriyorum. Senden 16 forma sözü aldık o zaman. Tamam. Hani sen ne diyorsun? Ben direkt 16 forma hediye ben ediyorum yani.
Tamam. Buradan izleyicilerimize sosyal medya üzerinden veririz. Taraftarımız kazansın zaten orada. Tolga, işin ciddiyetinin de biraz farkında olmak lazım. Bak zaten şuna hiç konuşmuyorum. Ben kendi açımdan ister katıl ister veya izleyicilerimiz katılsın eleştirsin. Değer arası tahta açılmazsa zaten bu takım küme düşer. Maalesef. Ben orasında değilim. Tahta açıldığı senaryoyu konuşuyorum ben. Tahta açılsa bile. Kim yapacak bu transferde? Hani bu takım 6 maçta 20 puanı göremezse yine çok büyük sıkıntı. Samet. Bak yine çok çok büyük sıkıntı. Devre arası puanı... tahtayı açamazsan zaten düştün. Bak orayı bırak. Sezon başı eksi söylüyorduk. Gelirse, herkes düştün. 0 puandayken söylüyorduk. Şu an daha rahat rahat söyleyelim. Eksi 3 geldi 9'a düştün. 9'a düştüğün zaman zaten. Nasıl olacak? Şey mantıklı yani, olabilir. Hocanın acil eylem planı yok. Çok güzel, çok net soru sorulmuş. Bursa Spor eksi 3 puan cezası geçse acil eylem planınız nedir? Evimi satalım. Yani... Sen daha önce İsmail Hoca'nın evine gittin mi? Gitmedim. O kadar Samet. Değerli bir vallahi evde ben, mi oturuyor? Yok, bilmiyorum. Ben o kadar yakın ilişkilerim yok. Hı-hı. Daha önce eski çalıştığımız yerde senin programına konuk oluyordu. Hı-hı. Daha önce işte yine Beytullah abiyle bir önceki, iki önceki çalıştığım iş yerinde onunla Bandırma şampiyonluktan sonra beyaz saçlı prens diye röportaj yapmıştık, şey yapmıştık. O zaman daha futbolun içindeydi bak. Hani dediğim zamanlar 7-8 sene önce çok çok daha futbolun içindeydi. Daha şeylerden işte mesela Bandırma'da çıktık birinci lig ama bu takım düşer. Stat olması lazım yapılanmalardan, evet, bahsediyordu. Sonra düştü zaten. Tabii. Balıkesir. Olmadığı için düştü yani. Ama yani vardı bir vizyonu, bir çalışmaları vardı. Şu anki bu açıklamalar hiç, hele o kadar kamera çekiyor sizi. Hiç olacak açıklamalar değil ya. Ya Tolga, umut vermiyor. Bursa Spor umut vermiyor. Sağ içinde de umut vermiyor. Sağ dışındaki yani sabır diyoruz ya taraftara, hı-hı, işte. En önemli şey sabır. Sabretmemiz lazım projeler. Şu an ne için sabrediyoruz? Şu an Bursa Spor Düzce Spor'u 6-0, 5-0 yenilsin ama taraftar desin ki şunu. Ya sağ dışında öyle bir proje geliyor ki sabredelim arkadaşlar. Borçlarımız düzelecek. Şu an yine hani bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hani nereye gidiyor takım? Bayır aşağı sallanıyor. Bu takım küme düşecek. Tolga, bu takım küme düşüyor. Üçüncü ligde oynayacak seneye Bursa Spor bak. Devre arası transfer tahtası açılmazsa. Bana hani da öyle ister geliyor. İster kızsınlar, ister bağırsınlar, ister katılmasınlar. Bu takımın şu ana kadar 12 puan alması başarı. Bak başarı. %100 başarı. Çünkü bak karıştırılıyor. Şu an genç neden oyuncuların yarısından fazlası zaten oynamaya hazır değil. Bir anda topu kucağında buldular. En masum genç oyuncular. Ne denmişti devre arasında? Ne denmişti sezon başında? İşte Onur Atasayar kalacak, Tuğbe'ye kalacak, Vefa kalacak, diğer tecrübeliler kalacak. Öyle bir kadronuz olur. Dersiniz ki biraz eli ayağı düzgün bir kadromuz var. Playoff'u zorlayabiliriz belki. En kötü ihtimal kümede kalırız. Ama siz herkesi bıraktınız bir ara. Ya ne dediyseniz olmadı. Olmadı. Uğur Kuğan takımda kalabilir dediniz. Olmadı. O da oynamıyor galiba değil mi? Altyapımıza işte dediniz lisans açtıracağız, takviye lisans yapacağız. Çözüyoruz. Olmadı. Stadyum isim hakkı olmadı. Diğer tecrübeleri tutacağız. İşte Mehmet olmadı. Erdem'i tutacağız. Üçüncü lige gönderdiniz Mehmet Erdem'i. Tutamadınız. Maalesef. Vefa, Tuğbey vermeyeceğiz dediniz, göndermeyeceğiz dediniz. Tuğbe başka takımda oynuyor. Oynuyor. İkisi de yani oynamaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Yani çok yani... ilginç. Çok ilginç bir süreç. Bilmiyorum bu takım sürpriz bir galibiyet alabilecek kapasitede ben mi? Ben deplasmanda kazanamaz diye düşünüyorum. Ya bu hafta da kritik. Tahta açılmazsa Menemen deplasman değil mi? Deplasmanda çok zor. Yani yanlış bak, Menemen, anlamıyorsam. Bilmiyorum yani Menemen de bak. Bakalım. Yani bakıyorum ben de bakmaya çalışıyorum şimdi hemen. Zor. Menemen, Isparta, Arnavutköy, Şanlıurfa, Soma Spor, Nazilli ben Belediye. Ben Menemen'in şeyine bakmak istiyorum da direkt. Mesela onlar çok iyi başlamadı ama şu an 7. sırada 20 puan toplamışlar. 18 gol atıp 18 gol yemişler. Menemen biliyorsun farklı bir el değiştirme sürecine girdi. Evet. Farklı bir yatırım var. Yani en azından ne yaptığını bilen plan program doğrultusunda Bursa Spor'un aksine yani devam Esenler, eden bir ilk maçta Esenler Erok Spor'u yermişler ki ligin en önemli... Kadrosu takımlarından biri biliyorsun. İç sahada. Nazilli deplasmanıyla iki yeri kapatıyor. Bu arada Gibi'nin Nazilli bölümünü izledin mi? Üçüncü İzledim. O aklıma geldi. Nazilli Büfe çok iyiydi. Büfe iyiydi. Yavaş başladı ama iyi bitiyor. Bizim durum da oraya doğru gidiyor yalnız Samet. Yani hakikaten sevgili Feyyaz Yiğit önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelirse, Bursa Spor inceleme fırsatı olursa buradan bile bölüm çıkartabilir evet. Yani. Bursa Spor'da yapılan abes... Durumlarla evet. ilgili. Şey çok güzel bir yazı başlığı olmaz mı? Köşe yazısı başlığı gibi. Olur. Ben bunu kullanmak lazım. Evet. Senden bekliyoruz o zaman bu hafta içi böyle bir yazı. Son dakikanın içine girdik Samet. Ben hemen senin son cümleni alayım. Önümüzdeki işte Menemen maçı var kritik.
Ben hakikaten biraz... Artık her maç kritik. Yorgunum, biraz kötü olmaya başladım. Biraz terlemeye de başladım. biraz stüdyo sıcaktı. Biraz da hararete girdik. Yani her hafta eleştiriyor gibi oluyoruz ama... İnan Tolga, bakıyoruz iyi bir şeyler söyleyelim diye. Hani pozitif bir şey olsun. Bak, sadece saha içiyle alakalı değil. Ya saha dışında bir proje görelim diyelim ki ya, umut var. Bir şey yapıyorlar. Bir kampanya başlatılsın, umut var. Ne bileyim, hani ana akımla ilgili bir şey yapılsın. Reklam verilsin, bir gece düzenlensin. Hani Erzurum Spor'un yaptığı geceyi niye Bursa Spor yapmasın? Hani en azından bir şey yapılsın. Stadyuma isim hakkı bulundu diyelim. Sevinelim. Bursa'da bir şey olsun. Bursa'da bir otelde bir gece bir şey yapılsın, bir araya gelinsin, işte forma alınsın. En azından şu sosyal medyadan bir şey istemeyi bırakalım artık. Kimse sosyal medya falan bakmıyor. Özlüce arazisinin, hatta bu kadar gündeme getirmeden bu işi toparlamak lazım. Bu iş bu kadar gündeme gelirse olmaz. Olmaz. Bak, olmaz. Olur. Bu işi gündeme getirmeden, sakin, arka yollarla. Beşiktaş nasıl vergi borcunu sildirdi? 100 milyon liraya yakın vergi sildikten borcunu. Sildikten sonra açıkladı. Sildikten sonra... Hatta bir soru üzerine açıkladı. Evet. Sen beni eleştiriyorsun ama, dedi Ahmet Nur Çebi, bak ben vergi borcunu sildirdim, dedi. Katılıyorum. Böyle işler yapılması lazım. Evet Tolga. Teşekkür ediyorum ben, Samet, yorumların için sana. Haftaya artık galibiyet inşallah güzel şeyler konuşuruz inşallah. Bursaspor 6'da 6 yapsın. Sen de 16 formayı taraftara ver. İnşallah. Evet sayın seyirciler, ikili oyunda sona geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden sizlerle birlikte olacağız.